İstanbul'un padişah tarafından yaptırılan en eski camisi hangisidir? Bu sorunun iki cevabı var. Normal şartlarda İstanbul'daki ilk Sultan Camisi'nin Fatih Camii olması gerekiyor. Fakat Fatih Camii depremden sonra tamamen yıkılmış ve Sultan 3. Mustafa tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Orijinal Fatih Camii'nden bugün elimizde kalan dış avlu kapısı, girişteki şadırvan, minarelerin bir kısmı ve bir duvardan ibarettir. Bu durumda İstanbul'da orijinalliğini koruyan en eski Sultan Camisi Beyazıt Camii'dir. Bizans devrinde Theodosius Forumu olarak adlandırılan şehrin en büyük meydanına Sultan Beyazıt Veli tarafından yaptırılmıştır. Beyazıt Camii'nde farklı bir özellik var. Bu onu diğer tüm camilerden ayırıyor. İki minare arasındaki uzaklık diğer camilere göre çok farklıdır. Neden acaba? Fatih Camii, Yavuz Sultan Selim Camii ve diğer camilerde minare aralıkları eşittir. Minareler belli bir mesafede yapılmıştır. Ama Beyazıt Camii minareleri arasındaki mesafe çok fazladır. Tam 79 metre. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Beyazıt Camii ile ilgili şöyle bir bilgi yer alır. Bu caminin temeline başlandığında mimarbaşı padişaha mihrabı nereye koyayım diye sordum. Sultan Beyazıt Veli ayağım üzerine bas dedi. Sultanın ayağı üzerine basan mimarbaşı karşısında Kabe-i Şerif'i gördü. Hemen Beyazıt Han'ın elini yüzüne sürdü ve ilk olarak caminin mihrabını yaptı. İstanbul'da Beyazıt Camii yapılana kadar kıble tayini Mescid-i Evvel denilen ve İstanbul'da Kabe'ye en yakın cami olan Akbük Mescidi'ne göre yaptırılırdı. Akbük Mescidi Cankurtaran semtinde bulunuyor ve İstanbul'un en güneyinde yer alıyor. Kıble tayini buradan esas alınırdı. Beyazıt Camii yapıldıktan sonra ise kıblenin tayini ve mihrabın yerine koyulması Beyazıt Camii'ye ölçü alınarak yapılmaya başlandı. Cami inşaatı 1501-1506 yılları arasında 5 yılda tamamlanıyor. Beyazıt Camii ibadete bir cuma günü açıldı. İlk namazı da 2. Beyazıt kıldırdı. Beyazıt Camii açılışını Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle anlatıyor. Caminin yapısı tamam olduğunda bir cuma günü büyük bir merasimle ibadete açıldı. Beyazıt-ı Veli buyurdular ki, her kim ömründe ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetini hiç terk etmemiş ise, şu mübarek vakitte o imam olsun. Derya misali cemaat içinden bir kişi çıkmayınca, Beyazıt Han mecbur kalarak, elhamdülillah, savaşta ve barışta biz bu sünnetleri hiç terk etmedik, dedi ve kendisi imam olup namazı kıldırdı. Caminin minareleri birer şerefelidir. İki taş minaresi vardır. Minareler camiye değil, caminin iki yanındaki taphanelere yani misafirhanelere bitişiktir. Minarelerin normalde camiye bitişik olması lazım. Ama caminin dışında taphane dediğimiz misafirhanelere bitişiktir. Minare aralarında 79 metre mesafe var. Bu şekilde bir minare Türkiye'de ve İstanbul'da başka bir yerde yok. Aradaki mesafe tam 79 metre. Ayrıca sağdaki minare Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişin İstanbul'daki tek numunesidir ve çok özel bir minaredir. Caminin mihrap tarafında, sağda ve pencere hizasında Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmış Sultan Beyazıt Türbesi bulunuyor. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Han babasını tahttan indirerek sultan olmuştur. Ve babası Beyazıt Han İstanbul'dan sürgüne giderken yolda vefat etmiştir. Daha sonra buradaki türbesine defnediliyor. Selatin cami ne demek? Selatin kelimesi sultan kelimesinin çoğuludur. Sultanlar Camii demektir. Osmanlı saray geleneğinde Selatin camilerin yaptırabilmesi için bir takım koşullar vardır. Her cami Selatin cami sayılmaz. Özellikle bir padişahın Selatin cami yaptırması için önemli bir askeri zafer kazanması ve bu zaferle birlikte önemli bir savaş ganimeti ele geçirmesi gerekirdi. Selatin camilerinin yapımına devlet kasasından takviye olmaz, yalnızca padişahın kişisel serveti kullanılırdı. Önceleri sefere gitmeyen ve ganimet kazanmayan padişahlar Selatin camisi inşa ettiremezlerdi. Ancak bu gelenek 1. Ahmet'in Sultanahmet Camii'ni inşa ettirmesine bozulmuş ve ganimet kazanma geleneği 18. yüzyılda tümüyle terk edilmiştir. Sultan 1. Razı Ahmet herhangi bir zafer kazanmadan veya ganimet elde etmeden Sultanahmet Camii'ni yaptırmıştır. Selatin camilerde mutlaka hünkâr mahfil olmalıdır. Birden fazla minareye sahiptirler. Ramazan aylarında minareler arasına mahyalar asılır. Mutlaka kubbesi olmalıdır.
ve 24 saat kapanmadan açık olmalıdırlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.